Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Team of the Year etkinliği ile ilgili harika bir konsept, dizayn videosu arkadaşlar yaklaşıyor Team of the Year. O yüzden bu video tam zamanı arkadaşlar ve efsane bir video olacak. Arkadaşlar sizlerden bu videoya eğer 10.000 like gelirse, gelmeyen bir şey değil. Messi çıkardığımız videoya gelmişti 2017'de. 2018'de 10.000 like gelirse arkadaşlar bu videoya Team of the Year çıktığı zaman 12.000 FIFA points satın alıp, hatta belki daha fazla bile alabilirim, efsane paket açılımı yapacağım arkadaşlar sizler için. 10.000 like gelemeyecek bir şey değil arkadaşlar. Bu videonun efsane izleneceğine inanıyorum. O yüzden bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca de hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hem ailemize katılın, hem 100.000 abone olun da bize destek olun. Hem de arkadaşlar ne yapmış olun? Videolarımdan haberdar olmuş olun. Yorumlarınızı da bekliyorum bu videoya. Güzel yorum yaparsanız diğer videoda da yorumunuzu göstereceğim zaten. Efsane bir video arkadaşlar. Efsane bir konsept design. It is Strawberry kanalı artık ezberledik zaten kanalı. Artık kanalı ezberledik. Bu kanalın videolarını izleyerek öğreniyoruz. Evet. Team of the Year arkadaşlar. Team of the Year. Harika, muazzam. Designed by It Strawberry. VS atmışlar bir daha abi. Efsane ya. Evet. 99 mu 100 mü? Santrafor. Bence de Santrafor gelir abi. Ronaldo santrafor gelmezse saçma olur. Hatta sol kanat Totti bile çıkmasın yani. Çünkü Ronaldo'nun sol kanat kartı var. Çok saçma olur. Ronaldo'nun santrafor gelmesi gerekiyor bence. Umarım öyle gelir. Sergio Ramos. 97'lik kart. Gerçekten muazzam abi. Şu yüzlük karttaki fotoğrafta çok havalı. Sergio Ramos. Bu kartlar efsane olacak. Ya yılın takımı, yılın takımı. Ramos gelir mi bilmiyorum. Ramos gelir mi bilmiyorum. Gelirse efsane olur. Ben Ramos'un gelmesini istiyorum. De Gea hak ediyor. Neuer'den daha çok hak ediyor bu sene. Gerçekten bir maçını izledim Arsenal maçında. Abi bir insan bu kadar mı iyi oynar? Zaten bu hafta da haftanın takımına girmişti. Gerçekten çok iyi abi. Efsane. De Gea hak ediyor. Bakalım başka neler gelecek. Tabi yüzgen gelmez bunlar. Bu birazcık dizayn. Bu fon mu De Gea mı? Şimdi bunu da yorumlara yazın. Bu fon mu hak ediyor? De Gea mı? Neuer mi? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin Team of the Year takımınız yılın ilk 11 arkadaşlar. 4-3-3 dizilişiyle yılın ilk 11'ini yorumlara yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Buffon harika, muazzam. Bakalım diğer kadroda, diğer fotoğrafta hangi oyuncu var? Umarım güzel oyuncu vardır. Bu arada facecam'im donuyor. Abi niye dondu bu? Marcelo abi donuyor ya. Bu ne abi? Facecam falan donuyor. Hafıza mı bitiyor bilmiyorum, anlamadım. Neyse Marcelo. 97'lik kart ve 100'lük bir kart. Efsane kartlar var gerçekten. Umarım sıkıntı olmaz arkadaşlar. Çok korkuyorum şu anda. 100'lük Modric. Harikasın be. Abi çok iyi. Şu sağdaki kart birazcık çok kötü olmuş. Ama soldaki kart çok iyi. Sağdaki kart birazcık yamuk duruyor çünkü. Değişik duruyor. Bir de yüzlük kart harika abi. Çok güzel. Genelde soldakini yapan daha iyi yapmış. Herhalde sağdakini farklı birisi, soldakini farklı birisi yapıyor. Messi sağ kanat. Efsane olacak. Efsane. Gerçekten süper olacak. Bunu çok yaklaşarak söyledim. Messi en efsane kart olacak abi. Zaten sol kanatta Ronaldo var. Messi en pahalı ve en efsane kart olacak. Zaten şu anda da en pahalı kart Messi arkadaşlar. Ama benim facecam'im donuyor. Umarım bir sıkıntı yoktur şu anda. Neyse, It is Strawberry Prince. Team of the Year. Neymar, 100'lük Neymar, 98'lik Neymar ve 100'lük Neymar. 98'lik kartı birazcık kötü dizaynlamışlar ama 100'lük kart yine efsane olmuş. 100'lük kartın, abi şu alttaki isim yazısı bile 100'lük kartta daha iyi arkadaşlar. Her türlü 100'lük kart daha iyi. 98'lik kartı birazcık yani bence kötü arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi, sağdaki mi soldaki mi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi Dani Alves. Yüzlük Dani Alves. Harika. Abi sağ bek, sol bek. Tüm takım Team of the Year kurduğumuzu düşünsene. Hiçbir sene öyle bir imkanım olmadı. Aslında geçen sene olabilir miydi? Bilmiyorum ama olmadı. Ve abi tüm takımımı yüzlük değil de tüm takımımı Team of the Year kurmak çok isterim. Bakalım öyle bir imkanımız olacak mı? Yüzlük Iniesta ve 98'lik Iniesta. 98'lik Iniesta'nın kafasında bir kopukluk olmuş. Ama yüzlük kart yine daha güzel. Yüzlük kartları daha güzel yapmışlar ama ratingin yaklaşması tabii ki 98'lik daha yakın. Bu kadar yüksek de olmaz bence abi. Böyle bir 93 falan çıkar. Bir de bu sene yükseltme var. Daha farklı da olabilir.
Oo abi bak yine yüzüklük kartı efsane. Ya sahadaki kartlar birazcık harbiden kötü olmuş. Ama yüzüklük kartlar abi böyle kart eli karttan dışarı çıkıyor ya eli çok güzel. Onucci hak ediyor. Bu adam çok hak ediyor. Ramos'tan daha çok hak ediyor diyebilirim ama Ramos'u daha çok isterim. Daha çok seviyorum çünkü. Ama bunu da sevmiyor değilim yani. Bu da iyi adam. Ben Ramos'u küçüklüğümden beri severim o yüzden öyle diyorum. Bonucci efsane arkadaşlar. Bu da muazzam bir oyuncu. Hak ediyor yani girebilir. Girerse neden girdi demem. Ve arkadaşlar 100 Neymar, 100 Ronaldo, 100 Messi. Harbi böyle çok güzel olur aslında. Neymar. Neymar hak ediyor mu bu sene bilmiyorum ama abi tabii ki hak ediyor ya. O konuşulacak bir şey mi? Messi be abi. Harika harika. Şu kart muazzam ötesi bir şey ya. Gerçekten çok iyi. Yüzlük Ronaldo, yüzlük Neymar ve arkadaşlar üçlü forvet bu şekilde. Orta sahayı falan da koyacaklar mı acaba bilmiyorum ama koyabilirler de koymayabilirler. Evet, comment down below which design you like more. Hangisini daha çok beğendiğini yorumlara yaz diyor arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz galiba. Evet, It is Strawberry'in dizaynları bu. Yok yani sağ taraftaki görünüm arkadaşlar bu dizaynlar. Şöyle görün. Şöyle bir çekelim şunu. Evet, bu da Prince'in dizaynları arkadaşlar. Ben Prince'inkini beğenmedim. Diğerini daha çok beğendim. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın. Daniel S. Cross. Bonucci. Evet. Evet, bu video burada bitti arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza girelim. Bir de girilmiyor ki abi. Bilgisayarda bir donma var şu anda. Evet, oyunumuza girdik sonunda ama bilgisayarda bir donma var. Neden var bilmiyorum. Telefondan mı oynasam? Yani facecam falan da donuyor. Bunun amacını anlamadım. Oyuna girdik bilgisayardan ve size bir snipe taktiği göstereceğim. De donmasa çok güzel olacak. Donuyor. Çok donuyor ya. Niye böyle dondu bu? Allah Allah ya. Bir dakika hafızada sıkıntı mı var? Yo hafıza boş. Ben bilgisayarımı acilen güzelleştirmem lazım arkadaşlar. Gerçekten hafızada birazcık sıkıntı var gibi duruyor. Hemen arkadaşlar pazara geliyoruz. Ve sizlere efsane taktiği gösteriyorum. Hazır mısınız? 78 ve 55.000. Abi bu taktikle tamamlayamayacağınız, kasamayacağınız coins yok abi. Bu taktik efsane. Ben de Lallana Anderson Talisca. Kaçanları görüyorsunuz. Donmasa güzel olacak. Niye donuyor abi bu? Gerçekten şu an çıldıracağım. Bu donmasının amacı ne? Ben merak ettim şu anda. Hani facecam falan da donuyor. Bilgisayar genel olarak donuyor şu anda. Abi bak bir kere arıyoruz. Tüm oyuncular çıkıyor. Sonra hiç oyuncu çıkmıyor. Gerçekten insan çıldırıyor ya. Şu donma meselesini hala anlamadım. Gerçekten amacını anlamadım donmanın. Neyse abi sağlık olsun. Şimdi takımıma geliyorum. Taktiği gösterdim arkadaşlar. Takımımıza geldik. Abi nasıl? Barrow hariç yorumlarınızı bekliyorum. Barrow'a yorum yapmayın. Çünkü Barrow'u abi memnun muyum derseniz 83 gene göre çok iyi ama yani 96 sonuçta ama kötü ya. Çevikliği falan da düşük zaten gördünüz. Aa bir gen de arttıracağım bunu ya. Aynen bunu arttırırız. Dur. Hatta iki gen de arttıracağım. Böyle güzel. Böyle çok iyi olur. Neden arttırdım lan? Sağ kanat alacaktım zaten de neyse şimdilik. 101 hızı ulaştı bu arada. Harika oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Beğendim şu anda. Oyun donmasa çok muazzam olacak. İnşallah videoda donmuyordur ya oyun gibi. Şu an oyunu ben oynayamıyorum yani o derece. Şu anda aslında adam 75'ken 5'ken ben arttırdım. 5'ken de oyun arttırdı. Hala takım 88 yani olsun abi. Güzel takım zaten. Takımdan memnunum. Beleş paket falan varsa açalım arkadaşlar. Yoksa da yavaş yavaş artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Dizaynları beğendiniz mi ya? Bunları yorumlara yazın. Var. Beleş paketler var. O zaman bize de açmak düşer. Hemen açalım. Hadi abi efsane şeyler çıkartmak istiyorum. Lütfen sezon öncesi daily package opening. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey gelir. Umarım. 10 tane hakkım kalmış bu arada. Şu 10 tane hakkım kalmış. Bir önceki videoda size dua edin demiştim. Bakalım dua etmiş misiniz? 4 normal mi? Bir şey geliyor galiba. Yok be gelmiyormuş. 4 yazması bana birazcık değişik geldi. Yazıyor muydu ya 4? Hep 3 yazmıyor muydu? Ben yanlış hatırlıyorum ya da bilmiyorum abi. Arka planda demin video renderlanıyordu. O yüzden mi bu kadar çok dondu acaba? Şu an çok merak ettim neden donduğunu ya. Bilmiyorum ama. Birazcık çok merak ettim neden donduğunu yani. Şu anda donmuyor çünkü. Ücretsiz paketimizi de açıyoruz. Musinho. Efsane bir oyuncu tabii ki. Bir de 35 binlik paket. Gaza geldim açacağım ya. Param bitti ama 35 binlik paket açacağım arkadaşlar.
mağaza ve 35 binlik paket sizler için açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 dedim ve bastım. Bakalım ne gelecek abi. Hadi abi artık açıl. Bom, bom ve bom. Gelmedi bir şey. Biliyordum gelmeyeceğini. Evet arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Değişik değişik olaylar yaşadık. Şu kasma olayı olmasaydı video harika bir videoydu. Dediğim gibi 10.000 like gelirse 12.000 foponyosu çekip harika bir paket açılımı yapacağım sizler için. Dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Hepiniz adamsınız be. Dediğim gibi sizleri seviyorum, adamsınız. Ve şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek çok muazzam, enfes videolardan birisine gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.